2024 için artık sonuçları beklerken biz de hazırlığımızı son hızla yapıyoruz. Bugün sayısal bölüm önerileri diyeceğim. Bunun eşit ağırlık ve sözel versiyonlarını çektik. Hem TikTok'ta hem YouTube'dan ulaşabilirsiniz. YouTube'da biraz daha ayrıntılı, biraz daha içine girerek, bölümlerin içine girerek anlattık. TikTok'ta malum hızlı anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sayısal bölüm önerileri yapacağım. Videoya girmeden önce tercih koşullarıyla ilgili çok soru geliyor. Gün sonunda cevaplayabiliyorum DM'dekileri. Şuralardan bizlere ulaşabilirsiniz. En azından destek alabilirsiniz. Kazanma oranlarını çıkarıyoruz. Tercih koşulunda işin WhatsApp kısmına geçmiş oluyoruz. Haydi bakalım sayısal bölüm önerileri. Bu videolardaki amacım kapatmalar veya alternatif bir kapatmalardan bahsetmek değil. Şunu demek istiyorum. Kapatmalarla ilgili ayrı videolar, tahminlerimizle ilgili ayrı videolar atacağız. Burada amacım tamamen seni bir bölüm önerisine bulunarak bir alternatif yaratmaya çalışmak. Unutma. Beslenme ve diyetetik, yani diyetisyenlikle başlıyoruz. Çok trendi yükseliyor. Geçen sene tercih döneminde çok bulunduk. Bence bu sene de bulunulacaktır. Bilgisayar mühendisliği gelişen çağdan tabii ki de yazılabilir. İyi de bir üniversite eklersen işsiz kalma imkanın çok aza iner. Biyoloji öğretmenliği bir alternatiftir. Biyomedikal mühendisliği bir alternatiftir. Dil ve konuşma terapisi 2-3 yılda trendi yükseliyor. Bir araçların ilginizi çekerse yazılabilir. Diş hekimliği tabii ki de tıp, diş hekimliği, mühendislik olarak ilk 3, ilk 4'te bir de pilotaj geldi bunların yanına. Tabii ki de ilgi çekici. Ebelik tabii ki de bir alternatif, hatta kız arkadaşlarımız için özellikle iyi de bir bölüm, iş imkanı çok yüksek. Eczacılık diyelim. Tabii ki de elektrik mühendisliği, cepte dursun elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yani mühendislikler içerisinde. Fen bilgisi öğretmenliği bir alternatif de, sıralama biraz yukarılarda kapatıyor. Her zaman bir alternatif de cebinizde bulunsun. Fizik mühendisliği, fizik öğretmenliği, gıda mühendisliği eskisi kadar trend olmasa iyi bir üniversite eklerseniz işsiz kalma olasılığınız yok gibi bir şey. Havacılık ve uzay mühendisliği gelişen dünyada kesinlikle bir alternatif. Hemşirelik tabii ki de özellikle kız arkadaşlarımız ama tabii ki de erkek arkadaşlarımız da istediği bir bölüm. Bence 200 küsürlerde gene kapatacak ama tahminlerimizi mutlaka yapacağız, merak etmeyin. İç mimarlık bir alternatif. İlk öğretim matematik öğretmenliği her zaman iyi bir alternatif. İnşaat mühendisliği, istatistik. İstatistik özellikle matematikle aranız varsa büyük şirketlerde iş imkanı çok yüksek, bilginiz olsun. Jeoloji mühendisliği, kimya mühendisliği, cepte kimya öğretmenliği bir alternatiftir. Makine mühendisliği, matematik öğretmenliği, ilk öğretim ve matematik öğretmenliği ayrıdır. Matematik öğretmenliği lisede çalışıyorsunuz, bilginiz olsun. Mimarlık tabii ki de sayısalcıların bir alternatifi. Odyoloji gittikçe trend yükseliyor. Geçen sene 4 kişiye kazandırdık ama oldukça da tercih listesinde vardı, bilginiz olsun. Otomotiv mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve pilotaj özellikle. Pilotaj 3-4 üniversitede var. Ancak tabii ki de gittikçe de talep artıyor. Pilotaj tabii ki de çok iyi bir bölüm. Tıp fakültesi sayısalın tabii ki de trendidir. Kapatma tahminlerimizi tabii ki yapacağız. Uçak bakım onarım, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği gelişen dünyada yazılabilir. Veterinerlik tabii ki de bir alternatiftir. Her zaman çok da iyi bölümdür. Yapay zeka mühendisliği. Yapay zeka ve veri mühendisliği de ayrı olmak üzere var. Bir de ziraat mühendisliği diyelim. Hatırlamadıklarımız oldu mu? Bence olmadı. Varsa da affola. Bunlardaki tamamen amacım seni bölüm alternatifine yönlendirmek. Eşit ağırlık ve sözel versiyonlarını da yayınladık, bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. YouTube Megaders'ten mutlaka bunların ayrıntıları için takip etmeyi unutmayın. Ve biz de videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kolay.